önceki tabloyu getirirsek, ben de şöyle siz orada gösterebilirseniz. Bir önceki tablo zam oranlarım. Hocam şimdilik ödünç alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Buyurun. Hangi tablo? Bir önceki şimdi, tablo hayır, bu. Sormak istediğim şey bu? Çok da tabloyla bağlantılı değil. Abdülkadir Hocam, tecrübelerinize dayanarak şimdi ne oluyor? Önümüzdeki sene tek 2024 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret açıklanacak. Peki ama önümüzdeki sene yaklaşık %35 civarında bir enflasyon tahmin ediliyor. Dolayısıyla Ocak ayında problem yok. İşte geçen senenin enflasyon giderleri telafi edilmiş olacak. Kayıplarımız karşılanmış olacak. İşte %3-5 ne kadarsa refah payı da verilmiş olacak ama Ocak ayından itibaren sürecek olan enflasyon dolayısıyla yıl sonuna doğru kayıplar artacak. Burada tamamen tahmininizi sormak için bu girizgahı yaptım. Şöyle bir şey olabilir. Evet, önümüzdeki sene için tek ücret belirliyoruz ama işte 6. aya kadar tamamen atıyorum. İşte %47 yapıp %16.760 yapacağız asgari ücreti. Ama 6. aydan itibaren mesela %3 ya da %5 daha ilave edip şöyle olmasını düşüneceğiz gibi bir şey, böyle bir ihtimal var mıdır? Tabii bu birazcık daha az önce söylemiş olduğum gibi enflasyonla ilgili kararlılığı ve projeksiyonu ve aynı zamanda bununla ilgili tahminin rasyonelliğine bağlı olan bir husus. Evet. Buna dair tahminler %36 civarında ki uluslararası kuruluşlar olsun birçok kuruluş bunu rasyonel bir şekilde buldu. Evet. Ve aşağı doğru iniş de fena değil. Yavaşlamada ciddi bir durum söz konusu. Dolayısıyla belki buna gerek kalmayabilir. Çünkü %45 bandından konuşuyoruz şu anda. Bu reel bir artışı da aynı zamanda kapsıyor. Evet. Dolayısıyla bu hızlı bir düşüş durumu söz konusu olursa Haziran'dan sonra baz etkisiyle beraber ciddi bir düşüş durumu söz konusu olacak. Fakat bunun dışında jeopolitik bir dışsal bir maliyet şoku olduğu zaman ki bu enerjiden gelebileceğini ben düşünüyorum. Bunun tedarik veya uluslararası lojistik tedarikindeki aksamalardan kaynaklanabilir buna benzer. Veya bu jeopolitik krizin derinleşmesi, yaygınlaşmasıyla olabilir ki bu petrol fiyatlarını artıracaktır. Enerji maliyeti artıracaktır. Arada, o zaman dediğiniz hususta ek bir düzenleme gelebilir. Şunu aslında Mesut Hoca da kısmen değindi. Şöyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki senenin ortalarına doğru bizim Güneydoğu'da falan bulunan petrol kuyularından artık devamlı bir şekilde tedarik imkanları olacak. Bu çok önemli. Ben şöyle söylüyorum. Bakın şu anda Karadeniz'de 1 trilyon dolarlık petrol, doğalgaz. Doğalgazımız bu ne anlama geliyor? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede 1 trilyon dolar biz dışarıya para ödemeyeceğiz. Eyvallah. Bu bir. İkinci önemli olan nokta ise bu aynı zamanda döviz talebi olarak karşımıza çıkmayacak. Tabii. Bu ne yapacaktı? TL'yi daha güçlü hale getirecekti. Eyvallah. Aynı zamanda Gabor'da şu anda 100 bin varil çıkıyor. Daha da artacak. Bunlar geldikçe bu noktada enflasyonla mücadeleyle elimiz rahatlayacak. İki yönden rahatlayacak. Bir, kendi kaynağımızı kullanacağız. Bu önemli bir nokta. Fiyat artışlarına karşı daha dirençli olacağız. İkinci olarak da döviz talebi olmadığından dolayı TL daha dirençli hale gelecek. Enflasyonla ilgili mücadele daha hızlı adım atma şansına sahip olacağız. Bak bu oldukça önemli. Orada 1 trilyon dolarlık bir doğalgaz rezervi var. Aynı zamanda nükleer enerji var, Karapınar var. Bu enerjiyle ilgili meseleyi biz çözdüğümüz zaman o yüzden şunu söylüyorum. Enerjiyle ekonomiyi Akku beraber okumak gerekiyor. Akku ne zaman devreye girecekti? Akku önümüzdeki senenin sonlarına kadar. Yani çalıştırılacak ama herhalde 2024 tam sonuna doğru. Olarak. Yani şimdi herhalde nükleer olunca denemesi uzun Çünkü sürüyor. Çünkü birazdan da konuşacağız. Şimdi Kızıldeniz'de işte siz de bahsettiniz. O Brent petrolü bir anda artıran bir gelişme bir günde yaşandı. Sadece önümüzdeki petrol değil. Süreçte Orta Doğu böyleyken lojistik maliyetleri de artıran, sigorta maliyetlerini de artıran bir gelişme. Onunla çok ilgili rakamları ben edecekler. Birazdan sizle paylaşacağım. İşte bunların hepsi olağanüstü jeopolitik maliyetler, ekonomi üzerinde baskılar. Şu an öyle bir dönemdeyiz ki bakın şu anda Avrupa'da bir %1'in altında büyüme oranları var. Sıkılaşmanın sonuna geldiler fakat derman kalmadı büyüme noktasında. İlave bir şok gelirse Orta Doğu'dan jeopolitik kriz kaynaklı buna Avrupa şu an bu şoku atlatamayabilir. Yani Ukrayna-Rusya savaşını belli ölçüde stoklamalarla vesaireyle açtılar ama şu anda ekstra bir şoku kaldıracak ekonomik dirence sahip değiller. Dolayısıyla biraz daha da konuşacağız biz bu noktada. Bu enerji maliyetleri, lojistik maliyetleri enflasyon üzerinde tüm dünya anlamında olumsuz bir etki oluşturacaktır. Oysa ki dünya biz sıkılaştık artık rahatlamak, büyümek istiyoruz dediği noktada böyle bir krizle yüzleştiği zaman otomatikman enflasyon artacaktır. Yani Filistin meselesini halletmedikçe dünyanın problemleri hallolmayacak galiba. Çok doğru. Peki hocam bir basit iki soru daha.
Şimdi şu anda büyük ihtimalle rakamlar konuşulmadığı için başka şeyler konuşuluyor. Mesela devlet babayı temsil edenlere diyorlar ki evet sen önümüzdeki sene kişi başına işverene katkı payı olarak verdiğin 500 lirayı kaç lira yapacaksın mesela? Evet. Şöyle bir şey olabilir mi? Devlet baba evet 500 yapıyordum. Gelecek sene için 2024 senesi için şöyle bir şey yapalım. İlk 6 ay ben size işçi başına 1000 lira katkıda bulunayım ama bu 6. aya kadar sürsün. 6. aydan sonra bu rakam biraz düşük olsun. Bu arada yani size katkım olsun ki asgari ücreti mesela %49 yapalım. Yani burada çünkü devletin diyebilir mi? Devletin der, katkısı der, artmış der. Olacak. İlk 6 ay belki işçiyi işvereni kollamış olacak. Tabii şu az önce söylemiş olduğum gibi burada taraflar var. İşçi ve işveren tarafı var. Evet. Ve devlet burada bir nevi işte hakem görevi üstleniyor. Aynı doğru. zamanda burada toplumsal talebi karşılamak amacıyla da sosyal devlet olarak sosyal, da taraf. Sosyal devlet olma özelliğinden dolayı düzenleyici, doğru. denetleyici rolü gereği de müdahale durumu söz konusu olabilir. Bu müdahale nasıl olur? Bizzat net destek ile olabilir. Bu noktada siz söylemiş olduğunuz şey oldukça önemli. Bu 500 işte ne kadar arttıysa o kadar artabilir. Evet. Belki 1000 lira olabilir. Evet. Ama işte bu 6 ay olur, 6 ay sonra öyle olur mu? İşte bu şu an belki bunlar hepsi konuşuluyor olabilir evet. şu anda. Çünkü burada işvereni rahatlatmak gerekiyor. İşte doğru. orada bir boşluk varsa, bir pazar bir boşluk varsa oraya belki devlet bu desteğiyle bizzat kendi düzenleyici sosyal devlet olmanın gerekliliğinden dolayı bu desteğiyle belki bunu bu süreci 2024 ile ilgili tahminlerle ilgili enerji konusunda olabilecek kırılmalar falan derken Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda attığı adımlar rüzgar %11'i buldu bildiğim kadarıyla. Güneşle beraber neredeyse %20'ye yaklaştı. 2024'te galiba rüzgarda da güneşte de çok daha ciddi adımlar atılacak. Avrupa'da ilk 5'teyiz. Evet, genel onları. Olarak ilk 5'teyiz. Yani dolayısıyla onların da genel dengeye ve enflasyon düşmesine herhalde ciddi katkılar tabii olur. Tabii kesinlikle burada enerjiyi biz kontrol ettiğimiz zaman hı-hı. enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek. Cari açımız kapanmış evet. olacak, ekonomi rahatlayacak. Oraya ödemiş olduğumuz döviz içeride kalacak, yatırıma dönüşecek, üretimi destekleyecek. Evet. O yüzden enerjiyle ilgili atılan adımlar oldukça önemli. Doğru. Güzel bir şey. Yeniden dönebilir miyiz emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranına? Evet öyle bir şey bakalım, öyle bir şey var. Merak ediyoruz çünkü. Şimdi mevcutta en düşük emekli maaşının 7500 lira olduğu. Yani şunu sorayım direkt olarak. 5 aylık enflasyon oranı %33,66. Aralık ayı beklentisi neydi? %3. 4 gibi bir şeyler. 4 diyelim. %37. 38. Yani o zaman burada... Şimdi onu diyor geçen hafta Mesut Hakkı Caşın Hoca, işçiye işte refah payı, Cumhurbaşkanı'nın dokunuşu, tabii emeklinin de beklentisi o yönde. Yani sadece %38 enflasyon oranında değil madem böyle bir düzenleme Merve varsa. Hanım, çok galiba, büyük devletin üzerine. Burada galiba şunun altını çizmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz bu sene, 2023 senesinde malum, sene başında emeklilerle alakalı kısmen memnuniyet verici düzenlemeler yapılmıştı ama sene ortasında yapılan düzenlemeler memur maaşları falan yükseltildiği için zannediyorum emekli kesimde böyle bir burukluk meydana getirdi. Dolayısıyla büyük ihtimalle bu yıl başında emeklilerle alakalı yapılacak düzenlemenin memurlarda zaten problem yok. Onlar. Memur artışı, maaş artışına göre falan ayarlanıyor. Sayıları da az. Ama işçi emeklileriyle alakalı büyük ihtimalle enflasyon farkı artı refah payı ve galiba belki bir tık daha yukarı olabilir. Çünkü eninde sonunda 2023 içerisindeki kısmi eksiklikler de bu şekilde giderilmiş olur. Hatırlayın sene içerisinde mesela seyyanen ödeme 5 bin lira, 5'er bin lira ödeme yapıldı. Çalışan emeklilere verilmiyordu. Onlara şimdi da nihai olarak verilme kararı alındı. Bu bizi yönetenlerin ekonominin durumu ve insanların ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olduklarını, gerektiğinde bir takım müdahaleler yaptıklarını gösteren bir şey. Tabii ki o çalışıp da o 5 bin liraya ihtiyacı olmayanlar vardır. Ama çalışsa bile büyük ihtimalle o 5 bin liraya ihtiyacı olanların da olduğu bir vaka. Bu düşünülerek bu yapıldı. Dolayısıyla 2024 içerisinde emeklilerle alakalı düzenlemenin burada mesela 5 aylık yapılmış. Diyelim %38 olacaksa, hesap ona göre yapılacaksa bunun üzerine tıpkı asgari ücrette olduğu kadar olmaz ama yine bir refah payı ilave edileceğini ve ardından da belki yıl ortasındaki
o eksikliği telafi edici ufak tefek dokunuşlar yapılabileceğini düşünebiliriz. Düşünebiliriz. Bu bir kaynaktan gelen bilgi mi yoksa Hayır. sizin tahmininiz? Benim tahminim, ha burada şöyle bir şey var. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı 76'lı yıllardan beri diyelim tanıyan, takip eden birisiyim. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde de ve sonraki dönemlerde de bir özelliği çok dikkatimi, iki özelliği çok dikkatimi çekerdi. Bir sürü özelliği vardı. Mesela ihalelerde, ihaleye girenler işte vuran, kıran kırana ihale nasıldır? En düşük bedeli veren işte o hizmeti yapmayı üstlenir. Orada Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olarak devreye girer. Evet, ne yaptınız netice olarak? İşte şuna indik. Evet, o halde işte %3, %5 de benim için düşün. Bu yani devlete maliyetiniz daha az olsun derdi. Ve öbür tarafta da çalışanların bir şeyler artırılacaksa evet hangi noktaya geldiniz ki 21 senedir bunu devlet yönetiminde de görüyoruz. Evet. Hangi noktaya geldik? Evet işte çalışanlara şunu vereceğiz. İyi, o halde benim için de şu kadar ilave ediverin deme huyu var. Dolayısıyla bu asgari ücretteki beklenti nasıl varsa ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın emeklilerle alakalı düzenleme sırasında da müdahil olacağını ve bunun emeklileri sevindireceğini düşünüyorum. Siz peki Abdülkadir Bey? Tabii emekli konusuna gelince bu birazcık daha özel ve farklı. Çünkü bu Temmuz ayındaki düzenlemelere bakıldığı zaman memurlara seyyanen verilen zamla beraber ciddi bir oransal artış durumu söz konusu oldu. Ve bundan sonra emekliler bir beklenti içerisine girdiler. Ve ekstra bir düzenleme bu noktada bekleniyor zaten. Emekliler açısından. Tabii burada enflasyon, işte Bağkur emeklisi, SSK emeklisi, işte bunlar ne kadar alacaklar? Çünkü memurlara mukayese edildiği zaman gerçekten Temmuz ayında daha düşük bir oranıyla karşı karşıya kaldılar. Tabii burada elimizde yine bir veri var. O veri nedir? Enflasyon %33.66. Aralık ayı enflasyonu eklediğimiz zaman %36 mı olur, %37 mi olur? Bakacağız, göreceğiz. Bu bir kere elde var. Bunun ötesinde bir refah payı da bu noktada ben bekliyorum. Siz de emekliler açısından net bir şekilde bekliyorum bunu. Çünkü Temmuz'da diğer ücret gruplarıyla mukayese ettiğimiz zaman bu noktada emekliler biraz aşağıda kalmıştı. Bu noktada bir telafi beklentisi var özellikle. Evet. Yazılanlar da öyle. O yönde ciddi bir talep durumu söz konusu. Dolayısıyla burada %36-37 enflasyon üzerinde ben ciddi bir refah payında olacak kanısındayım. Burada Abdülkadir Hocam zannediyorum en ciddi problem şu 7500 rakamında. Evet. Malum en düşük 7500 ama orada o kök ücret dedikleri bu 7500'in içinde 4000 alan var, 4500, 5000, 5500, 6000, 7000 alan var. Dolayısıyla hadi yukarıdakiler için çok problem olmasa bile onunla alakalı bir düzenleme sizce olur mu? Tabii bununla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılıyordur. Bu da bir talep haline geldi çünkü. Tabii. Yani çünkü düşük prim ödeyenler, yüksek prim ödeyenlerin işte belli bir rakamla buluşması. Hani bu noktada işte sosyal adalet açısından şu anda bir talebe dönüştü. Ve buna dair bir beklenti oluştu. Ben bunun değerlendirildiğini düşünüyorum şu an için. Peki hocam şunu affedersiniz. Rol çalmıyorum da. Aslında mesela düşündüğümüzde emekli dediğimizde aklımıza bir kesim geliyor. Ama memur emeklisi var, işçi emeklisi var, bakır emeklisi var, işte isteğe bağlı emeklilik var falan. Zannediyorum 10-12 çeşit veya daha fazla çeşit emeklilik var. Buradaki problem, şu an karşımıza çıkan problem geriye doğru baktığımızda. Mesela Bağkur'da. Durumu da iyi. İşte Bağkur'a prim ödüyor ama en düşükten ödüyor. Fakat yıllar geçip Bağkur'dan emekli maaşı almaya başladığında bir dakika ya benim emekli maaşım niye düşük sorusunu soruyor kaçımız olarak. Primi düşük ödemiştir. Bu da çok konuşuldu değil mi? Evet. Geçen seneydi özellikle böyle bazı sanatçılar paylaşım yaptılar. İşte şu an bu kadar alıyorum emekli ücreti maaşı ama Bağkur ödemesi onun evet. kendi... Bu burada... Şimdi bakın emeklilik teknik bir şey. Devlet çalışana aktif olarak, fiili olarak hizmet verene verdiği maaş çalışana çalıştığının karşılığını vermektir. Ama emeklilik o insanın çalıştığı süre boyunca ondan kesilen primlerin bir yerlerde değerlendirilmesi, nevalandırılması onun üzerinden kendisine ödenen bir tür kar payıdır. Ama Türkiye'de bu denge epeyden herhalde 90'lı yıllardan itibaren bozuldu daha ve öncesinde. Sosyal güvenlik veya daha önceden sosyal güvenlik kurumları sürekli açık veriyor. Bu ayrı bir hikaye, ayrı bir uzun bir hikaye. Birileri babalarının çiftliği gibi kullandı maalesef o imkanları. Bir de şöyle yani ben hatırlıyorum 39-40 yaşında emekli olanlar vardı bizim çocukluğumuzda. Olanlar var. Evet. Bu o dönemdeki belki popülist politikaların maalesef devleti düşünmeden adılan politikaların çok kötü bir sonucu.
Ben Sayın Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü'yken bir şeyi hatırlıyorum. Yani artık emeklilik yaşı ile alakalı düzenleme için 60 bile kafi değil. Hı hı. 80 olmalı falan şeklinde beyanatları kim vardı. Kim bunu söyleyen ya? Efendim? Adamı tabutta mı çalıştıracak 80 yaşında ya? Yani? Kemal Kılıçdaroğlu SGK Genel Başkanı'yken. Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde SSK Genel Müdürü'yken SGK. O anlamadığı için zaten onu aldılar orada. İyi ki memleketi kazanmadı seçimleri. Hocam problem şu. Bol keseden dağıtılıp 35, 38, 40 yaşında emekliler çoğalınca tabii ki çuval açık vermeye başladı. Kasa açık vermeye başlayınca da problem. Şu anda bilmiyorum mesela aylık ya da yıllık devletin sosyal güvenlik kurumunu finanse etmek. Hocam zaten Kılıçdaroğlu bilseydi sigortaları batırmazdı yani sosyal sigortaları batırdı. Matematikten anlamıyor. Şeyden anlamıyor kazandım diyor kaybediyor seçimleri. Yani hiçbir şeyden anlamadığını düşünüyorum ben. Ne yapalım ben. O da onun kusuru. Yani sınıfları nasıl geçmiş onu bilmiyorum yani. Bilmiyoruz. Her halükarda yani burada galiba şunu öngörebiliyoruz. 33-66 dediğimiz şey herhalde 38 inşallah olmaz. Hani enflasyonun düşmüş olmasını da temenni ederim. Tabii aynı zamanda. Aralığın bugünlerinde. Bir de değil mi orada da bir böyle ikilemde olunuyor. Hani umarız hakikaten, böyle olur ama hakikaten. O da enflasyonun artmış olması demek. Hani geçtiğimiz ay boyunca. Merve Hanım bütün mesele galiba rakamların şişmesiyle alakalı. Ne yazık. Şimdi geriye doğru baktığımızda. İşte mevcut maaş 10.000, 13.366 lira olacak. Aman ne güzel falan değil. Niye? Geçen haftaydı zannediyorum burada konuşurken şu %35 oranı vardı. Arkadaşlar içeriden çizik attıklarında ben dedim ki ya çizik atmayın. Neden? O arada arkadaşlardan biri demişti ki bunu maaşlar asgari ücretin artırılmasından faydalanacak insanlar seyrederken onlar referans aldığı gibi herhangi bir şeye zam yapacak insanlar da referans tabii, olarak alıyorlar. Tabii. Bunu unutmayalım demişti. O zaman 135 kalsın şeklinde şaka yapmıştık. Ne yazık ki ama öyle. Şimdiden değiştiğini sizler de gözlemliyorsunuz değil çok mi? Çok doğru. Bu önemli bir daha nokta. Konuşulurken. Şöyle burada fiyatlama davranışlarının da burada yönetilmesi hı-hı, gerekiyor aynı zamanda. Yani burada %45 artış verildiği zaman hem bunun bir %45 oranında maliyetlere yansımaması gerekiyor. Çünkü tabii, burada emeğin üretimdeki payı bellidir. Hı hı. Ve total maliyete olan etkisi de bu noktada bellidir. Her ürün için bu farklıdır. Emek yoğun sektörler vardır, sermaye yoğun sektörler vardır. Dolayısıyla burada böyle ekstra bir fiyatlama davranışı olması bu noktada enflasyon tetikleyen diğer hususlardan bir tanesi ki burada ciddi denetime ihtiyaç var aynı zamanda. Mesela kira fiyatları değil mi? En fazla konuştuğumuz konulardan biriydi son 2-2,5 senedir. Merkez Bankası'nın kira indeksini açıkladı işte Ekim ayında. Hem Ekim'de hem Eylül'de %-1. Yani bir düşüşe gidiliyor. Hatta Ağustos'tan beri kademeli olarak düşüyor. İşte geçtiğimiz Temmuz başına kadar her ay %5-6 artarak ilerliyordu. Orada da şunun etkili olduğu konuşuluyor. Bir günlük ev kiralamalarına getirilen bazı sınırlama, düzenlemeler var, sınırlamalar var hem güvenlik açısından. Onun çok ciddi bir etken olduğu belirtiliyor. Arabuluculuk faaliyetleri devreye giriyor ve haklı olan bir kira oranı belirleyince bu emsal teşkil ediyor. Mesela bu gibi bir de denetlemeler kira fiyatlarına. Bunlar devreye girince orada bir düşüş görmüşüz artık bu aydan itibaren inşallah kalıcı olur artarak İnşallah. Düşer. Burada da belki böyle bir denetleme faaliyetlerini daha sıkı bir yani evet serbest piyasa koşulları diyoruz konuşuyoruz ama belki böyle bir konutla ilgili olarak şunu söyleyebilirim ben. Tabii konut fiyatlarının çok anormal bir şekilde arttı bir bilinin üzere hı-hı, geçtiğimiz yıl. Sonra şu anda bir azalma durumu söz konusu. Enflasyonun hı-hı, gerisine kaldı. Reel olarak değer kaybediyor. Konut özellikle yatırım aracı olarak görülmeye başladığı süreçten itibaren ciddi İşler anlamda karıştı. Değer kazandı. Evet. Değer kazanmasına bağlı olarak da kira fiyatlarının ciddi bir artış durumu söz konusu oldu. Şu an zaten ücretli kesimin en çok sorun yaşamış oldu bu kira ücretleri. Evet. Yok çünkü diğerleri zaten belli bir ölçüde tolere edilebilir ama hı-hı, diğer türlü 10.000 15.000 liraya çıkan kiralar bu noktada hakikaten hayatı zor hale getiriyor. Dolayısıyla bu noktada son süreçte özellikle kredi maliyetlerinin artmasıyla beraber konut olan talep azalmaya başladı ve buna bağlı olarak da fiyatlar reel olarak düşmeye başladı ki bu da kira artışını baskılayan önemli bir unsur haline geldi. Burada zannediyorum bir de mevduat faizlerinin biraz artması, tabii, burada yatırmayı yönlendirmesi aynen, vatandaşı. Konut yapımındaki hızlanmanın ki bugünlerde işte devletin mesela İstanbul'da 200 bin
şu kentsel dönüşüm konutu bu arada 500 bin doğuda 500 bin batıda işte 500 bin de şehir merkezlerinde yapacağı belki birkaç sene içinde arzın yapacağı 1,5 milyon konut. Bütün bunlar zannediyorum biraz arzı artırdığında talep konusundaki sıkıntı, şu anda bütün sıkıntı talep. 2016'dan itibaren şimdi insanların çoğu efendim her tarafı betonla doldurdunuz falan. İyi de yani adamın evi ihtiyacı var. Nüfus betonla artıyor. Yapmayıp çelikle mi yapsaydık diye denilmesi gereken bir şey var. Çünkü nüfus gittikçe artıyor, ihtiyaçlar artıyor, ev ihtiyacı artıyor, bireysel yaşayanlar artıyor, evlenenler eskisi kadar değilse bile. Yani eninde sonunda bu tabii bir ihtiyaç. Karşılanmadığı zaman ne oluyor? Fiyat yükseliyor. Ha burada suçlanabilecek taraflar var, suçlanmayacak taraflar var. Ev sahibi kiracı açısından tabii, bahsediyorsun. Tabii 10 tane evi olup bunu kiralayıp, kiralayan vicdansız ayrı bir mesele. Geçimini tek bir evden gelecek kiraya bağlamış birisinin. Tabii. Yani en de sonunda belli bir şeye mecbur edilmesi beklentisi ayrı bir mesele. Beklentisi aynı çok, olmamalı diyorsunuz. Çok değişkenli diyorsunuz. Bir konu. Hı-hı. Buradaki mesele zannediyorum şu kentsel dönüşümün mümkün olduğu kadar hızlanması. Çünkü çok faktörlü bir problem bu. 2000 mesela salgınla kentsel dönüşüm faaliyeti. Zaten İstanbul'da mevcut belediye başkanı durdurdu. 5 yılda 100 bin konut vaat etti. 15 bin de sosyal konut. Yaptığı 2000 ya da 3000 tane konut yaklaşık, var. Yaklaşık evet. Oradan doğan bir açık var. Bu arada kötü bir şey salgın sırasında kentsel dönüşüm yıkılan binaların yerine insanlar kiraya çıktı. Bu da az bir rakam değil zannediyorum. 150 bin konut yapılamadı. Neden? Salgın dolayısıyla sıkıntı. Ve yani kira ve ev fiyatlarıyla alakalı başka bir sürü şey var. Etken var diyorsunuz. Bir sürü etken peki var. Müsaadenizle bir araya gidelim. Kısa bir ara. Saat başında devam edeceğiz.